Sedat Peker'in gündeme damga vuran videolarından sonra Alaaddin Çakıcı'nın Peker'e sus mesajı verdiği o mektup Çakıcı'nın ağırlığını ortaya koyuyor. Alaaddin Çakıcı mektubunda birçok siyasiden de bahsedip ağır racon kesti. İşte Çakıcı'nın çok konuşulan o mektubu. 8 Şubat tarihinden itibaren ülke gündemiyle ilgili ne bir yorum yaptım ne de bir yazı yazdım. Tahliye olduğumdan bugüne kadar muhalefet, devletimize her türlü zarar vermek isteyen üst akıl ve yerli işbirlikçileri özel bir af ile bırakıldığımı medyada, oturumlarda ve sosyal medyada gündeme getirerek Sayın Devlet Bahçeli'yi sürekli yıpratmak istemektedirler. Ömer Seyfettin'in bir eserine değinmek istiyorum. Adamın biri borç almış. Kasap da yanında çalıştırmak için adamı işe almış. Sürekli "Ben olmasam kolun kesilecekti" diye her seferinde aylarca adamın yüzüne vurmuş. Sonunda onuru sürekli ayaklar altına alınan adam satırla kolunu keserek "Buyur kesik kolum" demiş ve diyetini ödemiş. Ben de cezamın infazını tamamlayarak diyetimi ödedim. Ben ömrümün 27 yılını hapishanede geçirdim. Af çıkmasa bile 8 ay sonra tahliye olacaktım. Benim varlığımdan dolayı rahatsız olan muhalefet ve dış güçler, rahatsız edip benim üzerimden Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi, devletimizin başı olan Sayın Devlet Başkanımızı sürekli yıpratmaktadırlar. Af yasasından önce devam eden mahkemelerim var. Özgürlüğü onursuz yaşayacaksam eğer, her gün gündeme getirenlere şunu söylüyorum. Devam eden mahkemelerimi hızlandırın. Ömrümde cezaevlerinde hep şerefimle yattım. Asla ömrümde kimseye boyun eğmedim. Tabii haklı olduğum konularda. Devlet düşmanları, devletin ve Cumhur İttifakı'nın düşmanları, sizlere sesleniyorum. Sizlerin de yargıda insanları var. Mahkemelerimi hızlandırın. Tekrar hapishaneye düşmek benim için şereftir. O mafya dediğiniz adamı araştırın. Ömrümde kaçakçılığın hiçbir türüne elimi sürmedim. Devlete ait herhangi bir hazine arazisinin bir çöpünü dahi almadım. Bir garibe, yaşadığım sürece hiçbir zararım dokunmadı. Daha evvel de beyan ettiğim gibi, bir müddet demir ticareti yaptım. Otel kumarhaneleri işlettim. Geçmişte devleti soyan hırsızları soyup onu da herkesle paylaştım. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu denen, işi gücü Cumhur İttifakı'na saldıran, dış güçlerin piyonu olan zat, sürekli 5 paralık mafyayla işbirliği yaptılar cümlesini dile getirerek kitlelerin önünde onurumu rencide etti. Sonunda kendisine cevap verdim. Türkiye'de ve Avrupa'da basını ayağa kaldırdılar. HDP ile işbirliği yapan bu gafil muhbir, kendi onurunu düşündüğü kadar bir bireyin onurunu, kriminal suçlu da olsa düşünmeli. Onun onuruyla oynama hakkını seçilmiş milletvekili oluşundan mı alıyor? Anayasada herkese hakaret edebilirsin diye bir kanun yok. Deva Partisi'nin lideri Ali Babacan da aynı hatayı yaptı. Muhalefete sesleniyorum. Yahu, Türkiye Cumhuriyeti sizin babanızın çiftliği mi? Sürekli Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hakkında yıllarca yazıp çizdiniz. Biz hapishanede bir şey göremiyorduk. Bir yıldır dışarıdayım. Türkiye Cumhuriyeti bir tüneller ülkesi olmuş. Türkiye'nin her yeri otoban ağlarıyla çevrilmiş. Türkiye sınıf atlamış. Savunma sanayi %50 artmış. Ulu Önder rahmetli Atatürk'ün ölümünden sonra bir kazma sapı dahi ileriye gidemeyen hükümetler AK Parti döneminde bu ülkeyi Şampiyonlar Ligi'ne taşımış. Evet, milli gelirin 18 bin dolar kişi başı olması için Cumhur İttifakı'nın ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dönem daha iktidarda kalması bu ülkenin bekası açısından gereklidir. Sosyal demokrasinin, sosyal devletin gelecek zaman diliminde 2028 yılına kadar kesinlikle gerçekleşeceğine inanıyorum. Evet, AK Parti'nin içinde de bazı hatalı insanlar olabilir. Gelecek seçim süresine kadar herhalde AK Parti genel başkanı ve kurmayları bekliyorlardır. Etrafı çevrilmiş olan Türkiye'nin bel kemiği Sayın Devlet Bahçeli de bazı şeyleri seyrediyordur. O da 2023 seçimlerini bekliyor. Hiçbir parti ile ilgili özel bilgi alışverişimden kaynaklanan bir durum değil. Çünkü ben ülkücüyüm. Toprağın altında da, üstünde de. Sabıkalı olduğumdan benden muhtar dahi olmaz. Ama devletin bir bireyi olarak herkes kadar ülkemizde ve dünyadaki olayları yorumlama hakkına sahibim. Hep demişim, imanımın kıblesi Kabe'dir. Mensup olduğum milletimizin yönü, devletin bekası ve devamlılığıdır. Son günlerde Türkiye'nin geçmişine yönelik bazı oluşumlar deşifre ediliyor. Bunların hepsi devlet arşivinde mevcuttur. Bugün gündeme getirmek FETÖ'ye, HDP'ye, CHP'ye, Davutoğlu ve Babacan'a ve bazı İyi Partililerin eline geçmişten kaynaklanan bazı oluşumlarla ilgili silah vermektedir. Devletimiz zamanı geldiği zaman her türlü yasa dışı pisliğe bulaşmış olanları layık olduğu yere kapatıp
devlet kurumları içerisinde bu tip insanlarla işbirliği yapanları ayıklayıp bağırsaklarını temizleyecektir. Aziz Türk milleti bundan emin olsun. Cumhuriyet tarihinde terörle mücadele etmiş en iyi İçişleri Bakanı Sayın Soylu ile ilgili bir şeyler söyleniyor. Sayın Soylu'yu Türkiye tanıyor. Terörle ilgili bedenini 5000 derece ateşin içine atmıştır. İnsan bir şeylerin ortaya dökülmesini istiyorsa lütfen sapla samanı birbirinden ayırmasını bilmeli. Yurt içi ve yurt dışında Türk'üm, Türkmenim, devlet benim için her şeydir diyenlere şunu hatırlatmak istiyorum. Birileri yanlışın içindeyse, Türkiye'nin bekası söz konusu olduğu bu dönemde görevini ifa edenlere söz söylememesi gerekir. Kişilerin birbirleriyle özel ilişkileri bile olsa mahremde kalmalı. Kamuoyuna saygılarımla arz ederken muhalefete, devlet düşmanlarına şunu hatırlatmak isterim. Temcit pilavı gibi sürekli Sayın Bahçeli, Sayın Devlet Başkanı, mafyayı özel afla çıkardı diye ibare kullanmayın. Af çıkmasa bile 8 ay sonra tahliye olacaktım. Ama size yolu gösteriyorum. Aftan evvel devam eden mahkemelerim var, hızlandırın. Onursuz dışarıda özgür kalacaksam adam gibi hapishaneye dönmeyi tercih ederim. Aziz Türk milletine, Sayın Devlet Başkanımıza, benden dolayı sürekli suçlanan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, değerli abim Devlet Bahçeli'ye saygılarımla arz ederim. Alaaddin Çakıcı'nın Bodrum, Milas ve Marmaris'te neler oluyor başlıklı mektubunda yine hedefinde Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Çakıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhur İttifakı'na yönelik söylemlerini eleştirerek, "Sayın muhalefet lideri, Cumhur İttifakı'na saldıracağınıza yaptıkları %80 milli savunma sanayisini, tüneller, otobanlar ülkesi olduğunu, sağlık sektöründe başarılı olduklarını, terörle mücadelede dünyaya kafa tuttuklarını neden dile getirmiyorsun?" diyerek tepki gösterdi. Çakıcı ayrıca, ikide bir sayın muhalefet lideri, ortakları ve kurmayları, meclis kürsüsünde sakız gibi ağzına doladığı tank ve palet fabrikası, yetim hakkı, aş iş konularını, batı ve okyanus ötesi üst aklın yönlendirmesiyle doğru olmayan söylemleri sürekli olarak gündeme getirmektedir. Devletin ve milletin bekasını bir seferlik olsa bile şaşkınlıkla diline sürçülisan etmedi. Milas Belediyesi ile ilgili neden bir araştırma yapmıyor? Hani o namus abidesi? Yetim hakkı savunucusu tavrıyla Milas ve çevresinde olanlarla ilgili genel merkez, il ve ilçe teşkilatları bir çalışma yapmıyor. Vatandaşın görevi ülke yönetimindeki çatlakları dile getirmektir ifadelerini kullandı. Çakıcı devamında da iktidara yönelik, "Sayın devlet büyüklerimizden bir vatandaş olarak isteğim, bu il ve ilçelerle ilgili CHP'nin dile getirmediği, devletimizin sorumlu olduğu yetim hakkını korumalarını kendilerinden talep ediyorum." ifadelerini kullandı. Diğer videolardan haberdar olmak için YouTube kanalıma abone olmayı, öneri ve sorularınız için Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın.